Gördüm gördüm onu. 14. Tamam, teşekkür ederim. Mikrofonu versen mi vereceksin? Kocam oraya. Sen. Tamam. Konuşmak istersen Cumhurbaşkanı. Sen şey için mi diyorsun? Konuşursa bunların ses mi gitmiyor? Sen bunu var. Çok daha var. Şurada bir. Erdoğan o aracı an itibariyle teslim ediyor. Çağıracaklar şimdi. Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden. Üzerinde bir Cumhurbaşkanlığı korsu var gemlik rengi aracın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu aracı yerli imkanlarla üretilen TOG'u kullanmasını, makam aracı olarak kullanmasını bekliyoruz. Tamam dedem. T10X teslim edildi. Bence biz orta. Biz şöyle yana geçelim. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu, yerli ve milli markamız TOG'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye yüzyılının ilk meyvelerinden olan TOG'un tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. TOG, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz bu projeye daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası TOG için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu. Üretildi. Ve satışa çıktığı ilk gün TOG sipariş rekorları kırdı. TOG tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren TOG'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm baba yiğitleri,
şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin göz bebeği olan Togu da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolunda, bahtında açık olsun diyorum Tok. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyor. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Thank you.